bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hani uzun bir aradan sonra deyince bir sene oldu galiba. Fazla geçmiş de olabilir. Yani bu civardaydı, hatırlıyorum ben. Bir videomuz vardı. Yani var YouTube'da. Leonard'dan. Bir kere bir tekrar yanıma. Hazırlık yapıyoruz da daha kendini hazır görmüyor kendileri. Derken. Şimdi biz bir video yaptık. Ürün çekimiyle ilgili. Adım adım ürün çekimleri, bir de teknikleri. Tabii videomuz birazcık amatöre kaçtı diyebiliriz. Yani bu ürün çekiminin işin başındaydık. Zamanla birlikte geliştirdik diyelim. Yani kendi yöntemlerimize göre geliştirdik. Tabii Fikret daha çok. Şimdi ürün çekimi deyince çeşitli ürünler var. Mikrofon alabilirsin abi. Çeşitli ürünler var. Tabii ki kolay çekilen ürünler var. Birazcık daha geri gidebiliriz. Belki kamerayı görmez. Şurada görüyordu. Kolay çekilen ürünler var ama bu şekilde zor çekilen ürünler de var. Çünkü yani cam değil de bir yere kadar şeffaf oluyor. Renkler gradyan mı geliyor artık neyse. Aynen. Maviden griye kaçıyor. Derken bunları anlatacağız da ben işte abi nasılsın? Çok şükür. İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Ne yapacağız abi bugün? Yani burada bu ürünü çekmek için bize ne lazım veya elimizde ne var yani? Şimdi bize burada değişik bir teknik uygulayacağız. Ters ışık tekniği uyguluyorum. Daha rahat dekupe edebilmek için fotoğrafları. Şimdi ürünün arkasında bir tane flaş gerekiyor. Yanlara da iki tane flaş koyduğun zaman muhtemelen yeterli olacaktır ama biz fazladan ürünün önüne de bir flaş daha koyuyoruz. Ön taraftaki ışığı da daha rahat ayarlayabilmek için. Böyle, bunlar yeterli şimdilik bize. Ayrıca cam masa olması gerekiyor bunda. Çünkü arkaya para flaş koyduğumuz için onun bir kısmı üstte, bir kısmı da camın, masanın altında kalıyor. Bize altında kalan kısmı da gerekiyor. Yani alttan da ışık görecek. Tabii şekilde. Alttan da üstten de ışığı almamız gerekiyor. Peki daha kolay dekübe yapmak dedin. Evet. Dekübe zor mu? Ne gibi bir zorluğu var ve sen yani, nasıl kolay yapıyorsun? Üründen ürüne değişiyor. Daha yuvarlak, köşeli veya kare ürünlerde veya yuvarlak ürünlerde tabii ki çok zor değil. İşte Photoshop bilen arkadaşlar bilirler. Pen tool'la tek tek seçip kesmek gerekiyor. Bunlarda fazla zorlanmayabilirsiniz ama bazı ürünler çok şekilleri birazcık düzensiz oluyor, asimetrik şekiller oluyor. Onları kesmek için bazı fotoğraflarda belki saatlerinizi bile harcamanız gerekebilir. Biz bunu mu çekeceğiz, bu leğeni mi çekeceğiz? Hangisini çekeceğiz? İkisini de çekebiliriz. Önce leğeni çekeriz. İkisi de? Ardarda. Başka böyle söylemediğimiz bir şey var mı? Ben... Yani bu bahsettiğim olay, bu ters ışık yöntemi dediğim yöntem. Mesela bu ışık geçirmeyen ürünlerde çok veya renkli ürünlerde çok belki ihtiyacınız olmayabilir. Ama özellikle beyaz ürünlerde ve şeffaf saydam ürünlerde çok ihtiyacınız, yani işinizi çok kolaylaştırabileceğini söyleyebilirim. Benim bayağı gayet kolaylaştırıyor açıkçası. Burada ters ışık dekübe kolay yapacağız dedin. Evet. Şimdi bir şey atlattık. Biz burada normalde yani gerekli ışığı veriyoruz. Hani ürün görünecek. Aynı zamanda karanlık. Yani bir iki flaşı kapatıyoruz veya artık nasıl yapıyoruz? Şimdi yani iki fotoğrafı üst üste getiriyoruz. Biri siyah, biri normal. Aynen. Buradaki püf nokta fotoğraf makinesi sabit olacak. Belki yani minimum iki fotoğraf çekeceğiz. Bazen üç fotoğraf alıyorum farklı ışıklarda. O tabii o çeken yani ürüne göre değişiyor. Bazı yerlerden ışık alıyorsa, yansıma yapıyorsa ışığı yok etmek için birden fazla fotoğraf, ikiden fazla fotoğraf alıyoruz. Bir de şey soranlar var abi. Normalde hani ürün fotoğrafı çekmek isteyen kişiler var. Hani yorumlarda yazmışlar. Evet. Hani hangi çadır tavsiye ediyorsunuz? Nasıl çekeceğim? Şimdi biz bu bir yöntem. Tabii tabii. Hani masa var, cam var. Bu bir yöntem. Arkada beyaz fon var. Orada az önce büyük ürünler çektik. Kutularımız da var. Çadır var evet. LED'li çadırlar var. Yani ürün çekiminde sadece tek bir yönle çekilmiyor. Tabii tabii. Bunun onlarca çeşitli yöntemi vardır.
daha da profesyonel bir tabirde var. Hangi ortama kolay uyum gösteriyor diyelim herhalde. Yani benim mesela bu yöntemi kullanmamdaki amaç genelde beyaz açık renkli ürünlerde, beyaz fonda çekilen açık renkli ürünlerde artı saydam, işte camdır, saydam plastik, transparan plastik ürünlerde genelde kullandığım bir yöntem ama tabii her şeyde kullanabilirsiniz tabii, bir kısıtlaması yok. Şimdi bir de şey de söyleyelim, biz burada neredeyiz? İstoç'tayız. Hani evet. İstoç'ta özellikle plastik ürünler için çok bilmiyorum. Bir sürü şey var da plastik denilince genelde İstoç'ta olunuyor. Önceki videoyu izleyenler vardı. Hani bizim de orada eksikliğimiz olmuş olabilir adres konusunda veya bizim nerede nasıl ulaşabilirler. Ben sürekli burada değilim ama Fikret abi sürekli burada. Tam bir adres vermemiz gerekirse ada veya artık sokak mı nasıl veriliyor? En basit şekilde İstoç 5. ada 65 numara dediğimizde en kolay yöle bulabiliriz. Şeyde Instagram'da var. Evet, Instagram adresimiz Omur Fotoğrafçılık bitişik olarak. Ya o kadar biliyorlar. Ömür fotoğrafçılık yani onu İngilizce karakter istiyor tüm sosyal mecraları. Neyle başlayacağız abi? Nasıl başlayacağız? Şimdi öncelikle bununla başlayabiliriz. Tekli çekelim. Tekli. Normalde tamam. Üçlü çekeceğiz ama tekli de çekelim. Şimdi kamerayı ben elinde alacağım. Aktüel çekmeye çalışacağız. Hareket olacak, detay alabiliriz. Belki buradan makine de göreceğiz. Makinamız 80D. Evet. Nano usulü lens var. İşte bu iş için yeterli, gayet yeterli. Başlayalım mı abicim? Yani şöyle elimde cam plakalar var. Bunlarla biraz daha yükseltip platformu ürünü cam üzerine koyuyorum. Öyle çekiyorum. Bu sayede direkt yani üst tarafla alt taraf eşit oluyor. Arada bir renk farkı olmuyor. Daha rahat, daha kolay dekupe yapılabiliyor. Ha, başlayalım abi. Tabii ki. Burada önemli olan üst taraftan alacağın yansımaların mesela paraflaşı tamamı patlayacağı için bazen ürün üzerine fazla yansıma geliyor. Bunu engellemek için işte siyah bir örtü kullanıyorum ben mesela. Mesela şu üründen bir çekim yapalım. İstediğiniz açıyı belirledikten sonra mesela şu gayet iyi benim için. Normalde fotoğraf çekerken çoğu zaman da yani ürün çekiminde şeyi kullanıyoruz. Remote kumandası. Evet, daha iyi çünkü her bastığınızda işte bir milim bile oynasa dekupe yaparken o size problem çıkartacaktır. Çünkü fotoğrafların hiç oynamaması gerekiyor. Evet, ilk önce bütün paraflaşları kullanarak normal fotoğrafımızı çekeceğiz. Ters ışığı ikinci pozda kullanacağız. Burada dediğim gibi önemli olan makinenin açısını hiç kıpırdamaması gerekiyor. Makinenin oynamaması gerekiyor. İlk fotoğrafı çekelim. Evet, gayet güzel. Bir dakika. Ürünü aldık, fotoğrafı aldık. İkinci fotoğrafı çekerken arkadaki paraflaş hariç hepsini kapatıyorum. Evet, şimdi ikinci pozu alalım. Bu sefer sadece arkadaki paraflaşı kullandık. Aradaki farka bakabiliriz. İki fotoğraf görüyorsunuz. Bu fotoğrafı dekupe etmek. Tabii bu fotoğraf belki bunda çok fark etmeyebilir ama yine de seçim araçlarını kullanmaya çalışırsanız renkler arası geçişler çok yakın olduğu için birbirine muhtemelen çok zorlanacaktır ama kanallar yardımıyla bunu kesmek belki de 5-10 saniyenizi alacaktır muhtemelen. Fazla bir zorluk çıkarmayacaktır. Bu yine dediğim gibi yuvarlak bir yarım daire bir şekil bir kap. O yüzden yine bir şekilde pentulla kesmek de kolay olabilir ama çok karmaşık ürünlerde, şekli daha karmaşık şekilde olan ürünlerde çok işe yaradığını söyleyebilirim. Ayrıca rengi beyaz, bembeyaz bile olsa rengi ürünün çok basit bir şekilde bu yöntemle dekupe edebiliriz.
Onun da örneklerini videonun sonuna ekleriz. Güzel olur değil mi? Gayet. Ama bunu şimdi şöyle güzel, biz burada yani çektiğimiz kadarıyla pek bir şey anlaşılmıyor. Hani makineden makineye tabii, çekiyoruz. Tabii. Şimdi bilgisayarda işlemesiyle bitmiş hali göstermeye çalışacağız. Şimdi inelim mi aşağıya, bitirelim? Tamam, inelim bitirelim. Evet arkadaşlar, şimdi çektiğimiz fotoğraflara bir göz atalım. İlk örneğimizde beyaz bir ürün fotoğrafından başlayalım. Gördüğünüz gibi iki fotoğraf çektik. Birisi normal paraflaşlarla çektiğimiz fotoğraf. Diğeri ön paraflaşları kapatıp sadece arkadan flaş patlatarak çektiğimiz bir fotoğraf var. Dediğim gibi buradaki en önemli kısım fotoğraf makinesinin oynamaması. İki fotoğrafta birbirinin aynısı, aynı açıda, aynı noktadan çekildi. Evet. Bu fotoğrafta normal seçme araçlarıyla, Photoshop'taki normal seçim araçlarıyla seçmeye çalıştığımız zaman gördüğünüz gibi mümkün olmuyor çünkü ürün beyaz, arka plan beyaz. Bunu seçmenin tek yolu, arka plandan ayırmanın tek yolu pen tool kullanmak. Bu fotoğraf çok fazla zaman almayacaktır. Çünkü fazla zor bir fotoğraf değil. Yalnız bu fotoğraftan onlarca olduğunu düşünürsek size bayağı zaman kaybettirecektir. Bizim çift fotoğraf alma sebebimiz zaten bu zaman kaybını önlemek. Öncelikle fotoğrafı kopyalıyoruz. Katmanı kopyalayalım. Solid renkten arka planı beyaz seçelim. Sonra fotoğraf üzerinde kanallara girip en uygun kanal üzerinde çalışalım. Kanalı kopyalayalım. Düzeylere gelelim. İngilizce kullananlar için level seçeneği. Buradan seçimi yapabileceğimiz en koyu ve en açık tonları seçeceğiz. Ayarlayacağız. Arka planla ürün arasındaki zıtlığı arttırmamız gerekiyor. Şu anda gayet ideal gibi. Şimdi hızlı seçim aracıyla seçimimizi yapalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir seçim oldu. Ürünü kolayca seçebildik. Şimdi tekrar katmanlar bölümüne gelip ana fotoğrafımızı seçiyoruz. Ayırmak istediğimiz fotoğrafı seçip maske butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi ürünü arka plandan çok kolay bir şekilde ayırmış olduk. Bu birinci örneğimizdi. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. İkinci örneğe geçmeden önce size üzerinde çalışılmış, editlenmiş halini göstermek istiyorum bu fotoğrafın. Biraz Lightroom, biraz da Photoshop'la ayarlarıyla uğraşınca bu sonucu alabildik. Şimdi ikinci örneğe geçebiliriz. Evet, ikinci örneğimizde yarı saydam bir kase var mavi tonlarda. Bunu da iki fotoğraf olarak çektik. Bunda muhtemelen ihtiyacımız belki de yoktu ikinci fotoğrafa ama biz garanti olsun diye çektik çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Yine bunun üzerinde çalışalım. Katmanı kopyalayalım. Arka planı
solid renk ile beyaz seçelim. Arka planımız hazır olsun. Şimdi koyu renkli fotoğraf üzerinde tekrardan çalışalım. Yine katmanlara göz atıyoruz. Üzerinde çalışacağımız, en rahat çalışacağımız katman yine mavi katman. Bunu kopyalıyoruz. Tekrar düzeyleri açıyoruz. Düzeylerde arka planla en zıt tonu yakalamaya çalışıyoruz ürünün. Gayet güzel. Hızlı seçim aracı ile ürünü seçiyoruz. Tekrar katmanlara dönüp ayırmak istediğimiz fotoğrafı seçip maskeye basıyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde ürünü arka plandan ayırmış olduk. Yine fotoğrafın, ürünün bitmiş halini göstermemiz gerekirse böyle bir sonuç elde ettik. Şimdi üçüncü örneğimize geçebiliriz. Evet, üçüncü örneğimiz diğerlerine nazaran çok daha zor bir fotoğraf. Çünkü saydam bir ürün fotoğrafı karşımızda. Bunu normalde hızlı seçim aracıyla seçmeye kalkarsak seçmemiz imkansız olacaktır. Pen tool'la belki dakikalarca, dakikalarca belki saate yakın zaman harcamamız gerekiyor iyi bir seçim yapabilmek için. Biz bu fotoğrafı da tekrar flaşlı ve flaşsız, sadece arkadan patlattığımız bir flaşla çektik. Buna nazaran bu fotoğraf üzerinde çalışması daha rahat bir fotoğraf. Yine kanallardan hangi kanalda daha rahat çalışacağımızı görebiliriz. Burada yeşil katman diğerlerine göre daha rahat çalışabiliriz gibi görünüyor. Evet, tekrardan katmanı kopyalayıp, yeşil katmanı, düzeyleri açıyoruz. Buradan yine seçimi yapabileceğimiz, en rahat yapabileceğimiz aralığa getiriyoruz. Dikkat etmeliyiz ki, dikkat etmemiz gereken kısım çok fazla buradaki karartıyı ürüne yaklaştırmamak. Bu ideal gibi görünüyor. Evet, böyle bir deneyelim. Seçim yapmayı bir deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi diğer fotoğrafa nazaran daha rahat bir seçim yapmamıza imkan sağlıyor. Ufak tefek kusurlar, seçilmemiş bölgeler varsa bunu daha ince çalışarak seçebiliriz. Bence yeterli. Şimdi tekrar katmanlara gelip orijinal fotoğrafımızı seçip maskeye basıyoruz. Arka zemini de beyaz seçiyoruz. Gayet başarılı bir seçim. Arka plandan ayırma gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu fotoğrafın da biraz üzerinde oynanmış hali bu şekilde.
Evet. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi fotoğrafımızı gösterdik. Yani çalışmasını da yaptık. Hani bilgimiz olduğu kadar Fikret Lightroom'da iyidir, Photoshop'ta da iyidir. Ben de bir yere kadar kendim çabalıyorum. Ben daha çok video konusunda merak ediyorum. Tekrar birazcık böyle reklam şeklinde yapmamız gerekiyorsa, yani İstoç'ta veya artık nerede olursa olsun video çekimiyle de hizmet yapıyoruz. Evet. Yani bu spot filmi olabilir, ürün filmi olabilir, reklam filmi olabilir, şirket tanıtım filmi olabilir. Yani video ve fotoğraf konusunda her türlü şekilde yanınızdayız. İnşallah bu iş içinde, yani biz online satışlar için, online işler için burada hizmet veriyoruz. Ama çok yakında, yani ben şahsen freelance olarak bir şirkete hizmet veriyorum. Yani sosyal medya adminliği, reklama çıkmak, efendim kitleyi ayarlamak, raporları takip etmek benzeri şeyler. Çünkü sadece web sitesi değil, bunlar, yani web sitesiyle, sosyal medyayla desteklemezsek bu iş biraz zor oluyor. Yani sosyal medya da çok önemli. Hatta birçok şirket var, hiç internet sitesi olmadan direkt Instagram'da, evet, veya Facebook'ta satış yapıyorlar. Facebook'ta marketplace var, gittikçe önemini artıyor. Vesaire vesaire. Yani bu başka bir konu, oraya çıkmayalım da. Hani bilginiz olsun, benzeri ihtiyaçları olunca İstoç'ta buradayız. Görüşmek üzere.